Merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. 2023 yılı Yengeç Burcu burç yorumlarından bahsedeceğiz bu videoda sevgili arkadaşlar. 2023 Ocak ayı itibariyle yani 2022'yi bitirdik. Yani zorlu bir yıldı aslında. 2022 yılı 2023'e girerken bir fragmandı 2022, öyle söyleyelim. 2023 yılı daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü artık bazı şeyler daha da oturacaktır diye tahmin ediyorum sevgili arkadaşlar. En önemli 2023 yılı etkileri Satürn'ün Balık burcuna geçmesi söz konusu 7 Mart'ta. 7 Mart'taki Satürn'ün Balık burcuna geçmesi sizin daha çok yabancılar, yabancı ülkeler, yabancı kişiler, eğitim hayatınız, hukuk konularınız, sevgili yengeç burçları, bu alanlarda işleriniz varsa 7 Mart'tan sonra burada bir sorumluluk almak, burada bir görev almak, burada bir şeylerin eğitimini almak gibi durumlar söz konusu olabilir. Burası biraz sizi zorlayabilir aslında bir nevi, ama bir yandan da size sorumluluk kaldıracak sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda adaletle ilgili konularınız varsa ya da ilahi sistem, maneviyat, dini konularla ilgili bazı kararlar, bazı oradaki otorite figürlerinden kaynaklı baskı altında hissetmek, yani kendinizi baskı altında hissedeceğiniz bir durum olabilir bu konularla ilgili sevgili yengeç burçları. Aynı zamanda burası ikinci evliliği de verir. İkinci evlilik kararı da alabilirsiniz bazı yükselen balık burçları. Sevgili arkadaşlar, ikinci evlilik kararı alabilirsiniz ya da evliyseniz eşinizin kardeşleriyle ilgili bir sorumluluk, eşinizin kardeşleriyle ilgili bir baskı, bir otorite gibi. Burada bir şeylerin zorlanması, burada bir şeylerin sizi biraz daha böyle gayret etmeniz gerektiğini, sanki birileri böyle itekliyormuş gibi hissedebilirsiniz bu alanlarda sevgili balık burçları. Evet, aynı zamanda taşınma verir. Bazılarınız taşınabilir, özellikle bazılarınız yurt dışına taşınabilir. Ya da seyahate çıkabilirsiniz, bir seyahat de verebilir. Yurt dışında bir sorumluluk ya da burada bir şeyler var sevgili arkadaşlar. Burayı bir kısan, burayı bir kasıtlayan, burayı bir kitleyen kısıtlama var burada. Bir baskı durumu söz konusu ve bu alanlarla, bu konularla ilgili gündemlerinizde belki biraz zorlanmalar yaşayabilirsiniz diye diyorum sevgili balık burcu için. Biraz kötü başlamış gibi oldu ama öyle bir şey değil. Sadece orada sorumluluk almak, orayı biraz düzeltmek adına yapılacak bir şeyler. Evet, aynı zamanda 23 Mart'ta Plüton Kova'ya geçecek. Plüton'un Kova'ya geçmesi de sizin daha çok ödemeler, paralar, finansal konularla ilgili olacak. Ödemeler, alacaklar, verecekler, borçlar, taksitler, krediler, evliysek eşimizin parası ya da ortağımızın parası, mirastı, nafakaydı, tazminattı. Alacak verecek konuları, yine aynı keza bu tarz gündemler söz konusu ve burada bir dönüşüm, burada bir şeyin bitmesi, burada bir şeyin artık yenilenmesi gibi durumlar söz konusu olabilir sevgili arkadaşlar diye düşünüyorum nacizane. Evet, 16 Mayıs'ta da Jüpiter Boğa burcuna geçecek. 16 Mayıs'taki Boğa burcu geçişi sizin yine ya arkadaş ortamlarınız, gruplarınız, dernekleriniz, hayalleriniz, özellikle de hayalleriniz ve gelecekle ilgili planlarınız, bu alanlarınızda bir bereket, bu alanlarınızda bir bolluk getirecektir sevgili arkadaşlar.
ve aynı zamanda aniden hayatınıza girecek yeni insanlar, aniden kendinizi bir grubun içinde, bir derneğin içinde, bir arkadaş ortamında bulacağınız bazı durumlar. İşte düğünlerde, derneklerde daha çok böyle göz önünde olacağınız, daha sosyal olacağınız, etkinliklerinizin fazla olacağı bir döneme giriyorsunuz sevgili Balık burcu diyorum. Evet, şimdi bunları söyledikten sonra ay ay söylemek istiyorum şimdi. Sevgili yengeç burçları, Ocak ayı itibariyle biraz daha böyle yine gruplar, dernekler, arkadaş ortamları ile ilgili gündemlerle başlayacaksınız sevgili arkadaşlar. Arkadaş ortamlarındaki bazı kişilerle görüşmeme kararı, burada bir düzenlemeye gitmek, yani arkadaşlarınızın içinde elemek gibi bir şey sanki. Ya ben artık bu kişilerle görüşmek istemiyorum diyeceğiniz bazı durumlar söz konusu olabilir Ocak ayı itibariyle. Ya da bazılarımız için de arkadaş ortamlarında bizi tanıştıracakları biriyle bir gönül ilişkisine başlama gibi durumlar da söz konusu olabilir. Ya da normal bir arkadaşınızdır. Normal bir arkadaşınızla yakınlaştığınızı hissedebilirsiniz. Ona karşı bir şeyler hissettiğinizi düşünebilirsiniz diyorum sevgili Yengeç Burcu. Ve geldik hemen Şubat ayına. Şubat ayı biraz daha bizim sevgili arkadaşlar geri plana atmak. Yani kendimizi geri plana biz atıyoruz zaten. Fikirlerimizi, düşüncelerimizi pek böyle yansıtmak istemeyebiliriz. Biraz böyle kendimize saklayacağımız bir durum var sanki. Ya da yapmak istediklerimizi söylemeyeceğiz kimseye. Bu da geçerli. Özellikle de ilişki yaşadığımız biri varsa, bu ilişki yaşadığımız kişiye yapacaklarımızı söylemeyebiliriz. Ondan gizleyebiliriz yaptıklarımızı ya da. Ya da bazılarımızla gizli bir ilişkiye başlama, yasak bir aşka başlama, yasak bir ilişki yaşama gibi durumlar içinde kalabilir Şubat ayı içinde diyorum sevgili arkadaşlar. Evet, Mart ayına geldiğimiz zaman Mart ayında sevgili arkadaşlar daha çok kendimizi göstereceğimiz bir alan ama aynı zamanda da biraz böyle rahatsızlanma, aileden birinin bir rahatsızlığı, hastalanması gibi durum da söz konusu olabilir. Buna dikkat edin. Onunla uğraşacağınız, yani o kişiyle uğraşmak, o kişiyi hastaneye götürmek, getirmek gibi konularla ilgilenecekmişsiniz gibi görünüyor sevgili Yengeç Burcu. Ve Nisan ayına geldiğimiz zaman, Nisan ayında finansal konularla uğraşacağınız, finansal konularla gündeminizin geçeceği ve aynı zamanda burada biraz daha kendinizi göstermek, biraz daha sevgili arkadaşlar emek vermek, mücadele etmek, yani artık mücadele etmem lazım. Eldeki gitti, elde duran para bitti. Yani artık benim para kazanmam lazım. Artık benim bir şeyler yapmam gerekiyor diyerek harekete geçeceğiniz bir Nisan ayı sizi bekliyor sevgili arkadaşlar. Artık kendimi göstermem lazım. Artık benim bir yerde çalışmam lazım. Artık bir işe girmem lazım. Tabii iş olmayanlar için söylüyorum. İş olanlar için de gelen paranın belki de yetmediği, daha fazla kazanmam gerekiyor diye hırslanmak zorunda kalacağınız ve daha fazla para için, daha fazla gelir için burada harekete geçeceğiniz bir Nisan ayı görünüyor sevgili Yengeç Burcu. Mayıs ayına geldiğimiz zaman sevgili arkadaşlar, burada biraz daha yine mücadeleye başlıyoruz. Aynı zamanda yakın çevre ve kardeşlerle ilgileneceğimiz bir durum var. Burada sevgili arkadaşlar, bazı yakın çevre ve kardeşlerimizin ya da akrabalarımızın bir evlilik gibi durumları varsa buralara katılabiliriz, buralarda görüşebiliriz. Ya da yine yakın çevre ve kardeşler kısmında burada birazcık yine böyle bir arkadan konuşmalar gibi durumlar böyle düşünebilir, hissedebilirsiniz. Yine burada bir ayıklama da yapabilirsiniz. Yani bu kişiyle konuşmak istemiyorum artık, bu kişiyle görüşmek istemiyorum artık diyebilirsiniz. Bu Mayıs ayı itibariyle de sevgili arkadaşlar diyorum. Evet, özellikle de yine bu yani yakın çevre kardeşler, akrabalarla ilgili finansal konularla ilgili bir uzlaşamama, bir karar verememe, bir ortak yol bulamama gibi bir durum yaşanabilir. Ya da halihazırda böyle bir durum varsa da bu durumu neticeleştirme kararına gidebilirsiniz diyorum.
Evet, Haziran ayına geldiğimiz zaman daha çok aşk konularına yöneleceğimiz, biraz daha flörtöz enerjilerde olacağımız bir enerji var sevgili arkadaşlar. Ve evet, flörtöz olacağız, biraz flörtleşmek isteyeceğiz. Ya da iş hayatı içinde biriyle tanışıp bu kişiyle gönül ilişkisine de başlayabilirsiniz aynı zamanda. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar, bazılarımızın hobilerinden, bazılarımızın yaptığımız bir ek bir işten para kazanma durumu da söz konusu olabilir sevgili arkadaşlar. Buradan bir para gelmesi, buradan bir para kazanma durumu da söz konusu olabilir. Belki bazılarımız sayısal lotoda bile para, yani sayısal lotodan bile bir para kazanma durumu söz konusu olabilir, ama bazılarımız da kaybedebilir. Herkesin doğum haritasına göre değişebilir. Ama Haziran ayında bu tarz bir enerji var. Yani haritada görünen bir açı var sevgili arkadaşlar. Bu açı dediğim gibi bazılarınıza kazanç sağlar, bazılarınıza da kazanç sağlamayabilir. O özel bakımlarda, özel kendi doğum haritanıza göre bakılması gereken bir durum. Ve Temmuz ayına geldiğim zaman, Temmuz ayında biraz daha çalışıyorsak, çalışma hayatımızda, gündelik hayatımızda çok uğraşacağımız bir durum var. Koşuşturacağımız bir durum. İşler çok büyüyebilir. Çok fazla mesai yapabiliriz mesela. Belki de geçmişten kalan işleri de bitirmeye çalışacağız. Ya da çok böyle iş gelebilir. O işleri teslim etme derdinde olabiliriz. Bazılarımızın beslenme ile ilgili bazı konuları olabilir. Çok fazla yeme, içmeye düşkünlük bir enerjide olabiliriz. Yani beslenme de biraz böyle abartabiliriz. Diyet programlarına falan gitmek, işte bu tarz enerjiler hakim gibi görünüyor sevgili arkadaşlar. Ağustos ayında biraz daha böyle ikili ilişkilere daha fazla odaklanacağımız bir durum var sevgili arkadaşlar. Burada ikili ilişkilerde sevgili arkadaşlar, eşimiz, partnerimiz Ağustos ayı itibariyle, hatta eşimizden gelen paralar, eşimizin finansal kazançları, mirastı, nafakaydı, tazminattı, bu tarz konularla ilgili gündemlerimizin söz konusu olacağı da bir Ağustos ayı bizi bekliyor sevgili arkadaşlar. Gündemimiz bu şekilde ve burada bir sorumluluk almak, burada bir şeyin artık neticeleşmesi gibi durum var. Belki bir miras bekliyorsunuz, bu miras gelebilir. Belki işte nafaka, tazminat, bir hak ediş gibi konularınız var. Belki emeklilik, bazılarınıza göre bu tarz konuların söz konusu olacağı gündemler sizi bekliyor sevgili Yengeç Burcu. Eylül ayında sevgili arkadaşlar, biraz daha böyle kariyere odaklanacağımız, kariyerimizde daha heyecanlı, daha coşkulu, daha atak, daha çabuk olacağımız bir dönem. Sürpriz gelişmeler söz konusu olabilir. Burada sürpriz bir iş teklifi, beklemediğiniz bir şey ya da halihazırda olan bir şeyin daha başka çeşidini öğrenmek gibi bir durum var. Yani işin içinden işlerin çıkmasını öğreneceksiniz sanki. Yani ben böyle bilmiyordum dediğiniz, sanki derinlere dalmak, bazı konuların derinlerine dalacaksınız ve bir konu önünüze gelecek, ama bu konunun arkasını da merak edeceksiniz ve bunun arkasından da neler çıkacak. Yani ben ne biliyordum, neler çıktı bunun altından der gibi. Yani şöyle bir ipi çekiyoruz ya, kazan sökülüp geliyor. Sizinki de öyle bir şey var. Kariyer hayatınızla ilgili olabilir. Eşinizin ailesiyle ilgili olabilir. Kendi annenizle ilgili olabilir sevgili arkadaşlar. Böyle bir enerji hakim Eylül ayı itibariyle de. Ekim ayında da yine sosyal çevre, arkadaşlar, gruplar, dernekler, buralarda sağlam ilişkiler kurmak, işte kalıcı ilişkiler kurmak. Burada birdenbire kendinizi zaten bir grubun içinde, bir arkadaş ortamında lop diye düşebilirsiniz yani bu şekilde. Burada bir bereket var, burada bir bolluk var aynı zamanda. Belki bazılarınız hayallerinizin peşinden gidebilir, belki bazılarınız duygularının peşinden gidebilir. Sizi rahat ettiren, belki de etrafınızda daha böyle zengin, daha böyle maddi durumu iyi insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Bu kişilerle o ayı geçirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu tarz bir enerji hakim. Kendinize göre artık onu çevirebilirsiniz, hangi konularla ilgili olduğunu.
Kasım ayına geldiğimiz zaman sevgili arkadaşlar, sevgili yengeç burçları, Kasım ayında da daha fazla böyle nasıl söyleyeyim? Kendimizi yine geri çekmek, kendimizi yine fikirlerimizi, düşüncelerimizi söylememe enerjisinde olabiliriz. Çünkü fikirlerinizi ve düşüncelerinizi söylediğiniz zaman karşı taraf yanlış anlayabilir bu ayda. Böyle bir enerjiniz hakim sanki sevgili arkadaşlar. Biraz daha böyle geri planda kalın, biraz daha böyle kendimi idare edip diyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Aralık ayına geldiğimiz zaman da 2023'ün aralığında da son ayımızda da sevgili arkadaşlar yine finansal konularımız gündemde ve bu finansal konularımızla ilgili çalışma ortamımızdaki mücadelemiz, uğraşmamız, didinmemiz, harekete geçmemiz, sözleşmeler, anlaşmalar, imzalar gibi durumlar söz konusu olabilir. Yani bir sene boyunca bayağı bir mücadele edeceğimiz, yani yengeç burcunun gerçekten çalışacağı, gerçekten mücadele edeceği bir zaman dilimine giriyoruz sevgili arkadaşlar. Artık kendimizi göstereceğiz, kendimizi ışığımızı aydınlatacağız, ışığımızı göstereceğiz bir şekilde. Herkes kendi hayat standardı şeklinde, kimimiz evlenerek kendini gösterecek, kimimiz yeni bir iş kurarak kendini gösterecek, kimi taşınarak kendini gösterecek, ama bir şekilde hepimiz kendimizi, ışığımızı ister istemez dikkat çekeceğiz sevgili arkadaşlar, sevgili yengeç burçları. Evet, Aralık ayı itibariyle de yine çalışma ortamımızdaki bir finansal kazançlarla ilgili belki de bir gelir gider artışı da durumu da söz konusu olacak ve kendimizi burada daha iyi hissedebiliriz diyorum sevgili arkadaşlar. Evet sevgili yengeç burçları, 2023 yorumumuz böyleydi. İnşallah çok güzel bir 2023 sizleri bekliyordur. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun.